Evet, hafta sonları Ankara'da ne yapılır? Kış aylarında Ankara'ya 70 km uzaklıktaki Haymana'ya geliyoruz. Anne, şurayı dokunabiliyor muyum? Kaplıca tatili tabii. Kaplıca tatili yapıyoruz. Evet. Şu an gerçekten yoğun bir kar yağışı başladı. Ay, çok mutluyuz. Mutlu muyuz? Soğuk ve karlı bir yoldan çıktık. Ve otelimize artık. Burası Ayman'da Granos Otel. Kapıcılarıyla meşhur. Bakalım. Çok soğuk ve kar yağışlı bir gün. Bakalım. Oo, Haymana Ovası. Haymana Dağı. Dışarıda havuz var değil mi? Evet, dışarıda havuz var ama şu an Bak bir göl var baba. hiç uygun değil bence. Baraj var orada. Burası. Ne? Bak orada su var. Baraj var, göl var orada. Aa, evet. Var. Ne Yine o? buldu. Ben şu arkamda yatayım. Bence de baraj yapılmış. Açık. Tamam. Let's go küçük mütevazi otelimizin banyosuna bakalım. Hamam şeylerimiz hazır. Bornozlarımız. Ne güzel, gayet bence şık. Haymana için gayet ideal. Güzel oldu kar. Karlar Anne. düşer. Kaydırak mı görüyorum orada? Nedir? Abi aşağıya bakabilir misin? Evet, Mart sonu. Haymana'nın durumu karlar altında. Karlar altındayız. Tuz odasına geldik. Tuz odasında biraz oturup vakit geçireceğiz ve böylece ciğerlerimize sağlık gelecek. Günaydın. Güneşli bir Haymana sabahından hepinize günaydın. Haymana kapıcılarının şifalı sularından, pH dengesi 7,5 olan kükürtlü şifalı sularından sonra şimdi mis gibi yayla havası almak için azıcık yürüyüş yapacağız. Evet, bugün Kaplıca tatilimizin son günü. Nasıl geçti? Güzel geçti. Dinlendik. 40 derecelik havuz suyunda, termal suyunda uzun zamandır olan boyun ağrılarımı geçirmeye çalıştım. Gayet güzel geldi. Çok şifalı bir su. Yani birçok deri hastalıkları olsun, romatizmal, eklem hastalıkları olsun,
Birçok hastalıkların şifalandırdığı bir su. Kükürtlü ve pH 7.7 pH dengesi olan bir su. Herkese tavsiye ederim. Çok güzeldi. Sabah yürüyüşümüzü de yaptık. Bir saat sonra oteli terk edip Ankara'ya döneceğiz. 45-50 dakikalık yolumuz var. Ondan sonra Ankara'dayız. Burası gerçekten müthiş bir yer. Büyük hata eldivensiz gelmiş olmam. Bu bayiden Ankara'ya eldiven getirmedim. Ankara'da alırım diye. Alamadım. Fırsat olmadı. Gerçekten ellerim şu an uyuştuğu için telefonu tutamıyorum. Atım olmadığı için ağzım da uyuştu. Oh, çok güzel. Harika bir yer. Ankara'ya alternatif güzel bir gezi oldu. Çamur banyosu varmış. Çamur şelalesi. Çok eskiden ben çocukluğumda Aymani'ye çok gelirdik. O zaman seyran hamamları vardı burada. Yani bütün biz sülalecek yüzmeyi falan o havuzda öğrenmiştik hatta. Küçükken, çok küçükken. Bu seyran havuzunda çamur sürülürdü. Güzellik, Afrodit'in güzellik sırrı çamurları. Şu an kapalı, onu bulamadım. Kremsiz kaymak gibi oldu bacaklar, kollar. Müthişti ya. Yani gerçekten aslında kadının kullandığı sabun da zaten güzel bir sabundu. Bakın ne buldum. Bir buz tabakasıyla karşı karşıyayız. Ne? Çok güzel. O sabunla yıkan, bu suyla yıkan zaten krem ihtiyaç yok. Gerçekten eskiler bu işi biliyormuş ya. Kimyasallar hayatımıza girdikten sonra vücudumuzun da bokunu çıkardılar. Pul pul deriler, banyodan sonra kuruyan cilt. Yıkan köy sabunuyla, yıkan termal suya zaten bir günde cildim parladı ya gerçekten. Ya suratım parlamış gerçekten. Sivilcelerim falan söndü. Havuzun yarısı donmuş. Evet, düşersin, dikkat et. Wow. Eskiden Ankara'da gölbaşı donardı ve üstünde yürürdük. Bu da onun mini bir şeyi olmuş. Yani gece o kadar soğuk, düşünün ya. Havuz suyu donmuş. Uhuu. Ve yılın son kardan adamı da yapılır. Ta 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 ta. Bu yılın son kardan adamı diyebilir miyiz? Evet. Evet. Bravo Doğukan. Seni tebrik ederim. Ya adı nedir bunun? Fred. Freddy. Kollar falan biraz zayıf olmuş. Çocuk anasına aşık, bana benzetmeye çalışmış. Evet, selam Freddy. Sen yılın son kardan adamısın bence. Artık 1 Nisan geldi. Aa, bozma. Böyle kalsın bu. Bye bye Freddy. Aslında bizim yapamadığımız bence de en keyifli bölüm. Bu içerideki havuzdan dalıp dışarıya çıkacaktık. Ve bu sıcak suda yüzecektik. Ama dışarısı çok soğuk. Evet, bu bildiğiniz 40 derece kaynar su. Burada oturacaksınız ama yani dışarısı çok soğuk, kafamız donar. Yapamam ben. Aa, yapmak da istiyordum, keşke bir günümüz daha olsaydı.